Hepimiz için berbat bir gündü. Komutanlar da biz de bitiktik. Sanki atar damarımızı çekip koparmışlardı. Kanımız çekilmişti sanki. Dağda telsizden sesi duyulan o namussuz can evimizden vurmuştu bizi. Karanlık yüzbaşı gelmeyecek miydi artık? Karanlık yüzbaşı. Ortaya her çıkışında etrafta güneşler yakan o adam. Büsbütün karanlıkta mı kalacaktı? Saat 10'da planlanan tören 4'e alındı. Ama karanlık yüzbaşı ortada yoktu. Karanlık yoksa umut yoktu. Karanlık kendi acısında boğuluyordu. Birisi el uzatacak mıydı ona? Birisi ona doğru bir adım atacak mıydı? Affet beni oğlum. Yetim. Yaranın dışı. Yüreğini kanatmak değildi. Çok zor. Dede. Bu çok zor. ...1944'ü hatırlıyor. Ben 5 yaşındayım. Annem, babam, ablam ve abimle... ...bir gece yarısı zoraki tıkıldığımız... ...o pis kokulu vagonu hatırlıyorum. Bağırışları, çağırışları... Dipçik darbesiyle kırılan kemikler. İnsanlar havasızlıktan bir sinek gibi ölüyordu. Ya da açlıktan, soğuktan, susuzluktan Kırım'dan Özbekistan'a kamplara sürülüyorduk. Emri Stalin vermiş. Ben hatırlamıyorum. 5 yaşındaydım. Sonunda anacım mazgallara yakın bir yerde bir ayaklık yer bulunca beni elleriyle kaldırıp mazgalın önüne getirip yüzümü mazgallara dayayıp deniz havayı içime çekti. Ayaklarım anamın omuzlarındaydı. Ama az sonra ayaklarımı bastığım o omuzlar soğumaya başladı. Anam orada canını teslim etti. Sanırsın o küçücük mazgal deliklerinden ruhu uçup göğe gitti. O gün mazgaldan dışarı baktığımda birkaç Türk askeri görebilseydim tüm ömrümü verirdim. Ama yoktu Mevlam. O namussuz diktatörü, hayır sen bunu yapamazsın, Kırım Türklerinin canı bizim canımız kadar değerlidir diye. Bir tek Türk askeri olsaydım ömrümü seve seve verirdim. Anam, babam, kardeşlerim, kimsem kalmadı. Madenlerde, çiftliklerde, en ağır işlerde yarı aç, yarı tok hayvanlar gibi çalıştırıldık. Öyle zamanlar oldu ki ellerimin ağrısından günlerce uyuyamadım. Hakarete uğradık, aşağılandık, yok sayıldık. Yanımızda kimse yoktu. 1958'in Mayıs ayında Türk sınırına sokulduk. Kaçacaktık. Arpaçak uzaktan görülüyordu.
sınıra yakındık. Kaçıp o zulümden kurtulacaktık. Ama kuduz köpekler gibi peşimizdeydi. Daha biz köprüye gelmeden arkadaşım hepsi teker teker canını verdi. Çok iyi hatırlıyorum. Yüzleri gözümden hiç gitmedi. Kırmızı beş gençti. İsmail, Şevket, Temir, Aksun ve Naci. Arpa çayı önümüzdeyim. Öyle ana yurda uzarsa uzaki tutacaktı. Arkadaşlarım birer birer can verdi. Ben de vurulup düştüm. Ama nereye düştüğümde, son bir kez etrafa baktığımda o katil köpeklerden ve benden başka kimse yoktu. Bir tek Türk askeri bile yoktu. 29 gün 40 derece ateşle yatmışım. Beni sazlıkların arasına bir Azerbaycan Türk'ü kurtardı. Allah muradını versin. Hayatımı ona borç. O zamanlar her Türk kendi derdiyle uğraşıyordu. Yok yokluk zamanlarıydı. Cumhuriyet'in 20. yılında büyük dünya harbi koptu. Türkiye'nin yüreği bizimleydi ama şartlar, koşullar yol vermiyordu. Ama devran döndü. Çağ değişti, karanlık yüzmüşüm. Ama şimdi kader benim torunuma diyor ki, karanlık yüzbaşıma diyor ki, dünyanın neresinde olursan olsun, yardıma ihtiyaç duyan bir Türk bulursan, bul onu. Sahip çık. Yardım et. Ama sen bunu kabul etmiyorsun. Keşke o vagonda veya nehirde olsaydım de bugünü görmeseydim evlat. Başçavuşum. Komutanım. Otur yüzbaşına beraber var mı? Maalesef. Bak kahretsin. Tam zamanında oldu bu şerefsiz köpekler. Ne olacak bu durumda komutanım? Yeni komutan belli mi? Hiçbir bilgi yok Burhan. Yani bekleyeceğiz, göreceğiz. Peşler törenden sonra mı? Öyle olacak herhalde. Hızlanalım artık, vakit azaldı hadi. Doğru. Rahat olun. Tim, 10 dakika sonra tören alanında olun. Kuvvet komutanımıza teşrif edecekler. Hata istemiyorum, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Tim komutanınız. Tufan yüzbaşı da karargaha intikal etmek üzere. Herkese başarılar dilerim. Sağ ol! Tim komutanınız kim dedi? Tufan yüzbaşı diye biri. Tufan mı? Ya aman ya! O zaman ben de yokum arkadaş. Yok mu? Yürü hadi. Komutanım. Yeni timin komutanı geldi. Tamam, gelsin. Yüzbaşım. Komutanım.
Aramıza hoş geldin Karanlık. Sağ olun komutan. Timin de geliyor. Gereksinimler doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin almış olduğu karar ve yasa gereğince Türk dünyasının her noktasındaki krizlere çözüm oluşturabilecek, müdahale edebilecek ve etkili sonuçlar alabilecek birliğimizin temellerini atmış bulunmaktayız. Şimdilik sınırlı sayıda personelle yola çıkılan bu birlik Türk dünyasının ileriki yıllarda atacağı adımlar için bir ilk basamak oluşturacaktır. Dileğimiz odur ki diğer soydaş toplulukların ve devletlerin de katılımıyla birliğimiz büyüyecek, etkinliğini arttıracak ve gelecek yıllarda Türk dünyasının yeni çağında işaret fişeği oluşturacaktır. Komutanlarım, Oğuz Timi'nin yemin törenini arz ederim. Oğuz Timi! Ant için yerlerinize! Marş, marş! Ben Türk dünyasının ezeli ve ebedi askeri Mehmetçik olarak... Ben Türk dünyasının ezeli ve ebedi askeri Mehmetçik olarak... Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına ve askerlik onuruna bağlı kalarak... Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına ve askerlik onuruna bağlı kalarak... Türk dünyasının barış, huzur ve güvenliği için elimden geleni yapacağıma... Türk dünyasının barış, huzur ve güvenliği için elimden geleni yapacağıma... Ve bu uğurda yılmadan savaşacağıma... Ve bu uğurda yılmadan savaşacağıma... Tüm Türkistan'ın bağımsızlık... ve özgürlüğünü canımdan ileri bileceğime... Tüm Türkistan'ın bağımsızlık ve özgürlüğünü canımdan ileri bileceğime... ve onun değerlerine sadakatle hizmet edeceğime... ve onun değerlerine sadakatle hizmet edeceğime... şerefim ve namusum üstüne and içerim... şerefim ve namusum üstüne and içerim... ne mutlu Türk'üm diyene... ne mutlu Türk'üm diyene... Komutanım! Dokuz Oğuz! Andımız kutlu olsun. Sağ ol! O törende and içtik. İşte o zaman denizin dibinde uyuyan dokuz atlının yavaş yavaş su yüzüne doğru çıkmaya başladığını hissettim. O gece yarısına kadar izinliydik. Tost yedik, kestane aldık. Hatta bir kahvede maça takıldık. Ve o gece yarısı, dokuz Oğuz ilk defa kurt ininde bir araya geldik. Çok önce bu savaşa başlamış büyük adamları gördüm. Ve anladım ki Dokuz Oğuz'un çağı başlamıştı. Dokuz Oğuz bizdik.
Otur, otur. Afganistan'ın 10 yıllar boyunca küresel güçler tarafından nasıl istikrarsızlaştırıldığını benim size anlatmama gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama işin bizi ilgilendiren boyutu daha büyük bir tehlike. Özbekistan sınırı. Burada konar göçer Türk aşiretleri yaşıyor ve mevsimlere göre yaylalarda yer değiştiriyorlar. Onlar için hangi ülkenin sınırında oldukları çok önemli değil. Ziya Samir. Ona paralı terörist diyebiliriz. Kim için çalıştığı, hedefinin kim olduğu onun için hiç önemli değil. Afganistan'daki otorite boşluğundan yararlanıp buraya yuvalanmış. Şimdi bu adamın bölgedeki Türk konar göçerlere yönelik bir katliam hazırlığında olduğu bilgisi geliyor. Eğer bu olursa bu kritik bölge cehenneme döner. Ve Özbekistan ve Afganistan arasındaki koridorda 10 yıllar sürecek bir çatışmanın fitili ateşlenir. En önemlisi de soydaşlarımız bundan büyük, büyük zarar görür. Komutanım, intikali nasıl sağlayacağız? Pakistan'dan nakliye uçağıyla geçeceksiniz ve oradan paraşütle ineceksiniz. Anlaşıldı komutanım. Oğuz Timik. Göreviniz bu teröristi etkisiz hale getirmek, soydaşlarınızı korumak ve bundan sonra böyle bir şeye kalkışacak olanlara net bir mesaj vermek. Sorusu olan var mı? Anlaşıldı komutanım. Başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Gidebilirsiniz. Uzman erler siz kalın. Emredersiniz komutanım. Okan ve Yaşar. Kuzey Irak'ta olanların bütün ayrıntılarını duydum. Olağanüstü bir iş çıkardınız. Aferin. Sağ olun komutanım. Gidebilirsiniz. İndik komutanım. Her şey yolunda. Batur, çok dikkatli olmanızı istiyorum. Tamam mı? Daha işin başında yara alırsak bize bağlanan umutları söndürmüş olursun. Şunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Tüm Türk dünyasının gözü bizde. İlk adım atıp ayakta kalırsak yüzlerce yıllık düşümüz gerçek olacak. Tamam? Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Timur! Emredin komutanım. Hemen yönümüzü belirle, mesafeyi belirle. Emredersiniz komutanım. Ercan! Komutanım! Paraşütleri saklayın, iz kalmasın. Oraya sazlıkla... Emredersiniz! Evet. Çabuk çabuk. Komutanım. Yaklaşık 2 saat kuzeyde o yöne gideceğiz. Arazi yapısı kumlu, saklı taşlık. Tamam. Hadi hazırlan. Emredersin. Hızlı. Komutanım. Oğuz! Aralıklı nizam. Sessiz. Gidiyoruz. Kaç çocuk var? 20 kadar. 20. 500'den 20. 10 bin dolar. Kısa günün kârı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yol çökmüş. Yine mi düştü bu lanet kayalar? Ne yapalım, açalım mı yolu? Durun, durun, durun. Uzak olabilir bu. Plan değişti. Aşağı yoldan gideceğiz. Yıkın geçin.
her yer karanlık. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? İn lan aşağı! Umay, çocuklara yaklaşan olursa vur. Emredersiniz komutanım. Teğmenim, o bunların lideri. Onu canlı istiyorum. Emredersiniz komutanım. Demek daha taşı bombalayan sendin ha. Aferin. Kafan çalışıyor. İyi de kimsiniz lan siz? Soruları ben soracağım. Ama önce bir yere gitmemiz lazım. Hadi. Dur komutan dur. Anlaşabiliriz. Bak bende para çok. Tanıdığım adam çok. Çok konuşma çok. Komutan, iyi düşün. Seni altına boğarım. Baş çavuşum. Gel. Bakın çocuklara bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.